Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. 12. sorudayız. Şimdi bu soruya baktığımız zaman eminim ki fonksiyonları çözen bir arkadaşım oradaki bir soru tipine çok benzettiği için sürekli olarak ben bu işte hani belki A'ya A üzeri 2, A üzeri 2, A üzeri 2, A üzeri 2 verdi veya önce A verdi gibi. Çünkü biz normalde şöyle bir soruyu da bunu karıştırabiliriz. Sınavda da belki süre kaybetmiş olabilirsiniz. Ama bu soru bununla benzemiyor arkadaşlar. Bakın, burada bir çarpma işlemi yapmış. Çünkü buna benzetirsen bir sonuç elde edemiyorsun ki elde edememişindir büyük ihtimal. Buradaki fark şu: çarpma varken toplama olmuş. Burada ayrıştırmış. Bu logaritma özelliğinden dolayı çıkacaktır. Yani verilen fonksiyonun aslında bize bir logaritma özelliğini yansıttığını gösterecektir. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer gerçekten yazarsanız bunu bu şekilde ayıracaksınızdır. Şimdi bunu yazdıktan sonra, yani eğer siz gelip yazarsanız AD olarak bunu ayırdığınızı göreceksiniz. Şimdi bunu o zaman yapmak daha basit. Çünkü A üzeri 4 dediğin zaman 4 çarpı log A. Burası A üzeri 1 bölü 4 demek. Önüne aldığın zaman yine bu şekilde yazılacak. Gitti. Ters çevirdiğin zaman 16 cevabı elde edeceğiz. 13. soruya baktığımız zaman burada zaten bakın içerisinde dikkat edin. Bir tam karelik var. Değil mi? Ama ben sonuçta ne diyorduk? Buraya tamamına x diyebilmem için buranın da burada karşılığı olmalı. Yani ben önce şunu şu şekilde yazmalıyım. Yazdım. Yazdığım zaman burada artı 2 geldi, değil mi? Artı 2 geldi ama eksi 2 olması gerekiyor. Sonuçta bunun açılımı nedir? Şudur. Bu. Bu bitti. Bunun açılımı. Ama benim istediğim şey artı 2 değil, eksi 2. O yüzden eksi 4 yazmalıyım. Eğer böyle yazarsanız şuraya x dediğiniz zaman bu da x kare eksi 4 olur. Şimdi verilen denklemde o zaman çözmesi daha basit oldu. Eksi 4 dediğim zaman buraya 12 çıktı. Şimdi f12 istiyor benden. F12 demek için x'e 2 vermek gerekiyor. 2 verdiğin zaman 1 eksi 8'den eksi 7 oluyor. Geldik 15. soruya. 15. soru şu mod sorusundaki x tam sayısının negatif olan en büyük sayısını ve pozitif en küçük pozitif sayıyı istiyor. Bunları toplayacağız. Şimdi en büyük negatif, en küçük pozitif sayıları toplayacağız. Bir kere buraya baktığımız zaman biz şunu aynı şekilde şöyle görüyorduk, değil mi? Test çözerken. Ne yapıyorduk? 7'yi bu tarafa atıyorduk. 5. Sonra x'i 5 bölü 3 oldu. Tek bıraktık. Ama kalan böyle olabilir mi? Olamaz. Bir kere negatif bulmam için ne yapmam lazım? Bu 29 üste ve aşağıya fark etmez ama tam yapmak için şimdi uğraşıyoruz. Çünkü kalan tam sayı olması lazım. Artı veya eksi olarak eklenebiliyordu. Negatif bulmak istediğim için eksi olarak ekliyorum. Eğer katı çıkmazsa bir daha eksi 29 ekleyeceğim. Bunu topladığın zaman eksi 24 bölü 3'ten eksi 8 benim için şu an en büyük negatif tam sayı. Pozitif bulmak istiyorum. Bu sefer de artı 29 ekledim ve 34 etti. 34 benim için yeterli değil çünkü 3'e bölünmüyor. Bir daha 29 ekledim. Bunu topladığın zaman 63 etti. 63 3'e bölersek 21. Bu da en küçük pozitif oldu. İkisinin toplamını soruyor. Tabi bu negatif, bu pozitif. Çıkaracağız yani. Çıkardığınız zaman artı 13 elde ettik. Devam edelim. 14. soru aslında bir sıralama istiyor. Bizden bu parabolün konusunda var arkadaşlar. Genelde şöyle diyorduk biz. Şöyle bir çizik çizersiniz ya da çizik çizmeden de yaparsınız. Zaten ortada bir çizik var. Genelde şu söylenir. Bu eğim, şurada gördüğünüz eğim daha çok buraya kim yakınsa o daha büyüktür. Çünkü aynı şuna benzer. X kare ve x küpü düşünün. X kareye verdiğin x değerlerden alacağın y değerleri
x küpe göre daha küçük kalır. X küp nasıldır? Daha fazla eğim gösterir. X kare daha fazla şu şekilde gösterir. Bu daha çabuk sayı büyüklüğüne ulaştığı için daha hızlı gider ve y'ye yaklaşır. O halde toparlarsak, yani böyle bir soruyla karşılaşırsak şunu diyebiliriz. Bu eğilim buna ne kadar yakınsa o daha büyüktür. Veya kendiniz de zaten şuradan bir kesik aldığınız zaman verdiğiniz sabit değerler için aldığınız karşılıklı değerleri görürseniz buranın daha büyük olduğunu göreceksiniz. F, D, A. A'yı buraya yazmış da olabilir, buraya da yazmış olabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Demek cevabım A şıkkı olacak. Şimdi 16. soru seçme sorusu, bir kombinasyon sorusu aslında bizim için. Her katta bir dairesi olan 13 katlı bir apartman var. 8 dairesini almak isteyen bir kişi son kattaki daireyi alırsa bir alttaki daireyi de alacaktır. Yani bir şöyle çizdiğiniz zaman, şimdi hepsini çizmeyeyim. 13 kat var. Ama bununla ilgili tamamını seç dese 13'ün 8'lisi derdin. Ama onu dememem lazım. Çünkü bize bir şey söylemiş. Demiş ki eğer ben, bakın ne diyor? Bir kişi son kattaki daireyi alırsa, yani bunu alırsan bunu da almak zorundasın diyor. O halde ben bunu yaptığın zaman ne yapıyorduk? Normalde seçenek hakkım azaldı. İki tane daire otomatikman benle geldi. En üstteki katın da alınacağı belli. Kaç tane kaldı bende? 11 tane kaldı. 11 taneden seçim hakkım ne kadar kaldı? Bu çünkü buna özel bir şey. Sen bunun ikisini aldın ve seçim hakkın bitti. Senin şu an 11 tane dairen kaldı ve 11'den seçme hakkın kaç tane var? Yani kaç tane alacaksın? 8 tane daire almak istiyordun. İkisini zaten aldın. Otomatikman 6'ya düştü. Sen seçim hakkın 11 daireden 6'ya düşürdün. Ama eğer bunu yapmasaydın, yani hangisini almamam lazım? Bunu iptal etmem lazım. Sanki almayacağımın garantisini verdim. Çünkü alırsam alttakini de almam lazım. O yüzden en üsttekini iptal edersem elimdeki 12 dairenin 8'ini seçebilirim. 11'in 6'lısı dediğimiz şey 11'in 5'lisi de demek aynı zamanda. Hızlı hesaplamak için. 12'nin 8'lisi aynı zamanda 12'nin 4'lüsü demek. 11, 10, 9, 8 ve 7. Bu da 5 faktörler. 5, 4, 3, 2. 12, 11, 10, 9, 4, 3, 2, 1. Şimdi 5, 2 çarpıldı, bunu götürdü. Sonra 4'te de bu gitsin, 2 kalsın. 3'te de 9 gitsin, 3 kalsın. 6, 42, 11 ile çarpacağım. 22, 44 toplarsam 462 burası. Geldik buraya. Bunlar gitti. Burada 5 kaldı. 45 ile de 11'i çarpacağım. 55, 44 toplarsam 495. İkisini topladığım zaman 7, 15, 957 cevabı elde edeceğiz. İsterseniz şey de yapabilirdiniz. Hani bu şekilde çarpmak yerine 15 çarpı 42, 11 çarpı 45, 11 parantezi alırdınız. Bunu toplardınız. 87'yi 11 ile çarpardınız. O şekilde de yapabilirdiniz. 17. soruya gelelim. Şimdi 17. soruda bir olasılık sorusu. Şimdi 1'den 9'a kadar rakamlarım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlardan Efe var, Mete var, Ege var. Hatta bunların isimleri karışmasın diye yazayım. Bir kart seçecekler. Kart oyunu oynuyorlar ve Efe'nin oyunu kazanması için üçünün seçtiği kartların numarasının toplamı asal sayı olmak durumunda. Aslında bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir zarın asal sayı olması gibi bir şey. Yani bunun soru tipleri buna benziyor. Kart seçme veya numaralandırma olduğu için zarda karşılaşmış olabilirsiniz. Efe'nin seçtiği kart numarası 3 olduğuna göre. Şimdi ben Efe'nin 3 seçtiğini kesinlikle biliyorum.
Diğerlerinin kaç tane seçme hakkı kaldı? Bunun 8. Bunun 7. Tüm durum nedir? 56. Yani hiçbir şey söylemeseydi bana 56 durumum vardı. Şimdi asal sayı olmasını istiyorsun. Asal sayılar nedir? 1 şey 1 asal sayı nedir? 2 3 5 7 11 13 17 ve 19. Neden 19'da durdum? O da şu yüzden durdum. Şimdi toplamını istiyor, hatta 21 de diyelim. 22 de diyelim. Burada duralım. Şimdi bakın arkadaşlar, zaten toplamı bir tanesinin asal sayı olacağı için bir tanesi 3. Toplayacağım ya. Şimdi benim eğer 3 ise 2 çıkamaz. Çünkü eksi 1 herhangi bir şey alamayacağına göre 3 çıkamaz. Bu da çıkamaz toplama. Diğerlerinin kart almaması gerekiyor. Öyle bir durum yok. 5 çıkabilir mi? Baktığım zaman 5 çıkamaz. Çünkü ikisinin 1-1 alması lazım. Bu da gitti. Şu an 7'deyiz. 3 ikisinin 4 olması gerekiyor. Yani neydi ismi? Mete ve Ege'nin toplamı kartların 4 olması gerekiyor. Peki bu mümkün mü? Kartlarınıza bakın. 4 mümkün olabilir mi? Yani bir kere 1 alsam diğerinin 3 alması gerekiyor. Öyle bir şey mümkün değil. Veya 2-2 almam gerekiyor. O da mümkün değil. Yani otomatikman o da gitti. Geldik buraya. Şimdi bir kere şunu da eleyebiliriz. Mesela burası 19. 19 da olamaz. Niye? İkisi 9-9 kartı alsa bile Mete ve Ege 18 olur. O da iptal. Şimdi kaldı elimizde 4 seçenek. Bu 4 seçeneğin oluşturabileceğimiz kartlar neler olabilir? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle hemen aşağıya yazacağız. Zaten dediğim gibi bazı sorulardan süre arttığı için burada değerlendirmen gerekiyor. Şimdi 11 çıkardığın zaman 8 kartların toplamı. 10 olması gerekiyor. 14 olması gerekiyor. Ve 16 olması gerekiyor. Bu kartlar da burada yer alıyor. 3 hariç bu şekilde toplaman lazım. 1 alırsam 7'yi de almam lazım. 2 alırsam 6'yı da almam lazım. 3 alırsam 5 almam lazım. 3 alamıyorum tabii. 4 alırsam 4 almam lazım. Mümkün değil. 4 de mümkün olmadığını yazalım. Sonra biraz daha aşağı indiriyorum. 5 alırsam 3 olmam lazım. Mümkün değil. 6 alırsam 2 olmam lazım. Mümkün. 7 alırsam da 1 olmam lazım. Değil mi? Geldik buraya. Buraya baktığın zaman 1 alırsam 9 olmam gerekiyor. 2 alırsam 8. 3 alırsam 7. Mümkün değil. 4 alırsam 6. 7 alırsam pardon 5 alırsam 5. Mümkün değil. 6 alırsam 4. 7 alırsam 3. Mümkün değil. Sonra 8 alırsam 2, 9 alırsam 1. Geldik buraya. 1 alırsam 13 alamam. 2 alırsam 12 alamam. 3 alırsam 11 alamam. 4 alırsam 10 alamam. 5 alırsam 9 alabilirim. 6 alırsam 8 alabilirim. 7 alırsam 7 almam lazım, alamam. Sonra 8 alırsam 6 alabilirim. 9 alırsam 5 alabilirim. 10 alırsam 4 alabilirim. Zaten bunun tersi gelecek. Mümkün değil. 1 alırsam 15 almam lazım. Mümkün değil. 2 alsam 2 alırsam 14 almam gerekiyor. Mümkün değil. Bu sürece kadar değil. Mesela 3 alsan 13 alacağım. Mümkün değil. 5 hızlı biraz geçeyim. 11 mümkün değil. 6 10 mümkün değil. 7'ye 9 buraya baktığın zaman mümkün. 8'e 8 mümkün değil. 9'a 7 mümkün. Sonra diğerinin tekrarı gelecek. Şimdi kaç durum oluştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'yı yazsak buraya. Sadeleştirirseniz. Çünkü bu diğer hani alabileceği kartların tüm seçeneği. Sadeleştirirsek 8 ile 2 bölü 7 olur. Bu da bizim olasılığımız olur. Burada keseyim buraya kadarkini. Hani burada videoyu bitireyim. Dinleyin arkadaşlar güzel bir şekilde. Ondan sonra devam edelim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.